Tekrardan merhaba. Hoş geldiniz. Ben Ayça. Sizlere Instagram'dan sormuştum ne videosu çekmemi istersiniz diye. Büyük çoğunluk ev vlogu istemiş. Hazır kar yağıyorken, hafta sonuyken, iş güç yokken ben dedim ki ev vlogu çekeyim. Beni Instagram'dan takip etmeyi, abone olmayı unutmayın ki etkileşimde kalalım. Şimdi bugün bir gün boyunca soğuk bir kış günü beraber olacağız. Bunu bir sabah rutini vesaire tarzında düşünmeyin. Çünkü her gün değişkenlik gösteriyor. Sadece vlog tarzında olacak. Aslında çok mutlu olduğum bir vlog çünkü ben kışı severim. Şu anda günlük güneşlik mi olsun yoksa bu şekilde karlı mı olsun derseniz kar derim. Kendime ice filtre kahve yaptım. Birazdan belki acıkınca bir şeyler hazırlayabiliriz. Çok bir şey yesim yok. Zaten spor salonları da kapalı. Spor salonları açık olsa giderdik. Ama dediğim gibi ufak bir şey hazırlarız sonra. Şimdi kitap önerisini sıkıcı bulanlar bu kısmı geçebilir. En son okuduğum kitabı göstermek istiyorum. Bitirmeme 20 sayfa falan kaldı. Instagram'da zaten paylaşmıştım. Tavsiye ediyorum. Tesadüflerin aslında tesadüf olmadığını anlatan dolu dolu bir kitap. İki gün önce Rammstein yeni şarkısı çıktı. Müzik ve kitap önerisini bitirdikten sonra size yeni başladığım bir koleksiyonu göstermek istiyorum. Kesinlikle bir anime köşem olmalıydı. Şu yukarıda da çizimlerimi çerçeveledim. Kedim bir yerden sesleniyor mu? Kızım sen burada mısın? Seni arıyorum. Gel tarayayım seni. Gel. Evi süpürdüğüm için genelde saklanıyorum. Thank you.
tamam mı? Bu arada bunları pişirirken yağ ve tuz kullanmadım. Peynirin ve yoğurdun içinde zaten yeterince tuz var. Ve ben tuzlu yemekten çok hoşlanmam. Yani tuzsuz olması benim için daha iyi. Bir de küçük kaşık aldım. Lokmaları küçük alabilmek için. Ya böyle biraz geleneksel olmayan bir damak tadına sahibim. Garip. Beni tanımayanlar için biraz garip gelebilir. Bu arada çok fazla et tüketmeyi sevmiyorum. Evet, birazcık eğilerek konuşacağım çünkü sığamadım şu an banyoya. Yemekten sonra her zaman dişlerimi fırçalıyorum. Hemen değil ama birkaç dakika sonra falan. Uyandığımda da hiçbir şey yemeden dişlerimi fırçalamıştım. Diş temizliği takıntım olduğu için. Şimdi size diş renginizin tonunu açma garantili diş macunu ve yöntem göstereceğim. Bunlar bildiğim kadarıyla sadece gratis'te var. Splat marka diş macunumuzu alıyoruz. Tabii bir sürü çeşidi var ama şu. Extreme White olan. Bunuza sıkıyoruz ama ben bunu gece yatmadan önce kullanıyorum. O yüzden gene Spot'ın. Şu kadar sıkıyorum. Bunu hiç ıslatmadan direkt ön dişimize koyup fırçalamaya başlıyoruz. Birkaç dakika fırçalayıp günde 2-3 kere olacak şekilde en az 2 hafta bu şekilde devam ederseniz bak diş tonunuz açılmazsa ben de bu diş macununu bırakırım, bu kadar söylüyorum. Bu konuda bana güvenin, yıllarım dişçide geçti. Eskiden tel takan bir insan olarak. Sonra Listerine kullanıyorum ancak gece yatmadan önce günde bir kere. Rahatladım. Şimdi takıntılıyım ama bu kötü bir takıntı değil. Dişçiye gittiğim zaman her ne yapıyorsan dişlerine devam et diyecek ölçüde. Uygun ölçüde takıntılık. Sweater, goodbye to you.